Emre'cim öpüyorum çok. Hadi bay bay. Efendim Yağmur, arayayım ben seni. Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Eğer mekandaysan geliyorum oraya. Mekanda değilim işte, evdeyim şimdi. Ben seni arayayım mı? Evde mi? Neden? Bir şey almaya geldim. Ha. Ya o zaman akşam görüşsek bari, olmaz mı? Tamam, bir tanem akşam görüşürüz. Ben seni arayacağım birazdan. Alo. Anahtar mı olur ya? Soksan sokamıyorsun, çıkarmaya çıkaramıyorsun ya. Estağfurullah savcım, iyi misin? Nasılsın? Nasıl geçti günün? Berbat geçti, nasıl geçecek günüm? Berbat bir gün geçirdim ya. Sen ne yapıyorsun burada? Sen bana bir şey mi konuşacaktın? Öyle bir şey var değil mi? Evet, aslında savcım şöyle bir... Şimdi Canan geliyor. Benim asıl Canan'la konuşmam lazım. Onunla konuşayım. Seninki acil değilse eğer, acil miydi senin konuşman? Yani bir tabii oturup konuşmamız lazım savcım. O zaman ben bir çıkayım yukarı, üstümü bir değiştireyim. O sırada zaten Canan gelir. Sonra bakarız işte. Bu hali nedir senin? Her zamanki savcım. Nasıl o? Nasıl her zamanki oğlum? Bayağı takım elbise, kravat takmışsın ya. Yaka bağır açık geziyordun sen. Ne oldu? İyi olmuş ama. Güzel güzel. Çok güzel. Adama benzemişsin ya. Dön bakayım bir. Güzel bak, ne güzel yakışmış ya. Öyle efendi gibi, müthiş. Süper, beğendim. Teşekkür ederim. Güzel güzel. Sevdim. Aferin. İyi. Hadi ben bir değişeyim üstümü. Hadi ben Canan'a gidiyorum. Ben de çıkayım savcım. E ne oldu, sen kravat çıkarmışsın? Çıkardım, mekana gidiyorum. Oğlum sen ne acayip çocuksun ya. Eve gelirken kravat takıyorsun, işe giderken kravat mı çıkarıyorsun? Yani çok öyle değil tabii. Eve gelirken takmamın sebebi. Allah Allah, ver şunu ver. Kaldır yakaları. Kaldır kaldır. Kaldır mı? Gerek yok ama buna. Ya, nasıl gerek yok? Ne güzel olmuş işte, adama dönmüştün. Yani illaki bir yerden bir faça ya. Süreklilik. Güzel. Sürekli takacağım bunu demek yani. Yakışıyor oğlum ya, şey yapma yani. Kravat iyidir. Sıktı mı? Sıkmadı, sıkmadı. Gayet güzel. Aslan gibi oldu ya. Çok güzel, çok güzel. Çıkarma bunu. Hadi bakayım. Yürü gidelim. Hadi bakalım. Sana hayırlı işler. İyi çalışmalar. Sağ ol savcım, da bir ara bir konuşacağız değil mi savcım? Bana vakit ayıracaksın, bir zaman ayıracaksın ufak bana. E oğlum konuşalım diyorum, anlatmıyorsun da. Acil bir şeyse anlat, dinleyelim. Aciliyetinden değil de savcım, bir müsait zamanda bir oturup güzel bir konuşmamız lazım bizim. Sakin sakin böyle. Selim! Hadi gelmiyor musun ya? Geliyorum. Ne haber Akgün? İyidir canım, sağ olun. Siz nasılsınız? İyi. Hadi. Hadi. Sen nereye? Gelmiyor musun? Benim mekanda böyle az biraz işim var Canan Hanım, biraz. Selim yemek yiyeceğiz, haber vermedin mi? Ne bileyim ben, mekana gideceğim, işim var diyor çocuk ya, Allah Allah. Kaçmıyor mekan ya, gel doğru düzgün bir şey ye. Rahatsızlık vermeyeyim. Oğlum sen ne kadar nazlı adamsın ya. Gel işte gel, otur biraz, sonra kalkar gidersin. Gel bir düzgün yemek ye ya. Biz yengenle zaten biraz konuşacağız. Tamam savcım. Ne var yemekte? Kereviz, enginar, zeytinyağlardan, mücver var. Sağ olsun. Bu haliniz ne sizin ya? Cazcı kardeşler gibi. Ne olmuş ya? Ne güzel çocuk, giyimine kuşamına özen gösteriyor. Ne var bunda yani? Biraz insan gibi, böyle adam gibi, efendi gibi dolaşıyor. Ne oldu yani? Kendini mi benzetmeye çalışıyorsun? Zorla mı giydirdin? Ben? Ne alakası var hiç? Ellemedim bile. Ne giydiğini bile bilmiyorum. Ha bana özenip beni örnek alıyorsa kendine, bu onun vizyonunu gösterir. Yani ona bir şey diyemem. Tabii tabii, ben bu benim tamamen kendi tercihim Canan Hanım. Yani şimdi mekancılık işine falan başladık ya. Ondan sebep artık böyle kravatlı olalım dedim yani. Güzel, güzel. Onay verdi sağ olsun. Güzel olmuş. Gençliğin azıcık uzunu. Benim gençliğimde ben nerede böyle takım giyeceğim ya? Bu benim aylığım yetmezdi bu takımı ben. Nerede bu takım, nerede benim merinos takımım? İyi ama kumaş. Akgün, ne oldu ya? Niye şaşırdın bu kadar?
Şaşırmadım ya. Kravat falan takmış ya hani. İlk defa gördüm çünkü. O yüzden. Bir yere mi gidiyorsun? Baban giydirdi Akgün, artık styling yapıyor. Ya benimle alakası olmadığını söyledi ya, kendisi söyledi çocuk ya. Sen çıkmıyor muydun ya? Nasıl buluşacaktın? Buluşacağım ama önce bir yemek yiyeyim ben, karnımı doyurayım, buluşurum, acelesi yok. Hadi sofraya. Hoş geldin Akgün. Ne haber? Ne oldu, şaşırdın sen bir? Oğlum bu ne hal? Sabah sabah toplaşmış insanlar, hayırdır? Kardeşim dün gecenin devamı işte. Artık kimler geldiyse sosyal medyada çevreleri çok genişmiş. Paylaşımlar, storyler, postlar falan filan uçtu bütün gece var ya. Sabahtan beri insan ya Akgün. Ben sana bir şey diyeyim mi? Oldu bu iş. Güzel, tamam, maşallah. Güvenlikle alakalı bir sorun var mı, çıktı mı? Hiçbir sıkıntı yok. İyi, tamam. Her şey tas tamam yani, değil mi? Bir sıkıntı yok. Yani bir eksikle tabii. Görünmedi mi? Birkaç kere aradım ama açmadı. Vallahi bu roket takımına yakışıp yan hareketler diyorum. Yani diyordum ki insan lafının üstüne gelirmiş. Kardeşim hoş geldin ya. Vallahi dedim bu bizi sildi defterden ha. Abi sen olmasan olmazdı be. Vallahi. Neyse boş ver. Sonuç olarak buradasın. Önemli olan da bu zaten. Evraklar orada mı? Birkaç parça eşya alıp gideceğim. Vaktim yok. Pişmanım diyeceksen eğer çekinmeden söyleyebilirsin bana, orta hale. Sen bana mı yoksa kendi aklına mı hakaret ediyorsun? Hakaret yok, şiddet yok. Tabii sen yarım bırakıp gittiğin için bunlardan da haberin yok. Bir habersin. Tamam oğlum, çok iyi işte. Bak bensiz burası tam sana layık bir yer olmuştur. Savcıdan da alırsın aferinini. Abi ama yapmayın böyle, bak olmuyor ya. Çok fazla gereksiz o da Akgün. Lütfen. Şimdi sen savcından aferin alırsın falan diyorsun da. Bak, böyle de oluyormuş demek ki, değil mi? Yani haklı olduğumu görüyorsun ama görmüyormuş gibi davranıyorsun. Aferin, bravo. Sen haklısın. Tamam, hadi selametle. Gereksiz gurur yapıyorsun Soner şu an. Gereksiz gurur yapıyorum. Ha? Baksana oğlum mekana. Cıvıl cıvıl insanlar, cıvıl cıvıl. Sebebi ne? Dün gece bu mekanda silahlar patlamadı Soner. İnsanlar eğlenmeye geldiler. Doya doya eğlendiler. Efendi gibi kalktılar, gittiler. Şimdi de geldiler, branşlarındalar. Niye hiçbir şeyleri iyi olacak diye düşünmüyorsun ya? Ben kendimi kandırmıyorum oğlum. Senin aksine. Ben kim olduğumu biliyorum. Güzel şeyler bizim kapımızı çalmaz. Bizi gidip zorla alırız. Artık öyle değil. Artık kaderimizi değiştiriyoruz. Ama sen sürekli kendini aşağı çekiyorsun. Ben siz daha kolay yaparsın, tamam? Evleniyorum oğlum. Durum ciddi. Ne deniyor burada, tebrikler mi? Nasıl olduğunu sorabilirsin mesela yani. Neyini sorayım oğlum? Sen bana ne de anlatmak istiyorsun? Anlatacak kimsem yok. Tamam mı? Oldu mu? Gururum mu okşandı diyeyim? Ha? Oturayım şurada. Karşılıklı dertleşeyim mi seninle? Kız da istiyor mu bari? Seni. Düğün ne zaman? Ne kadar çabuk olursa o kadar iyi. Savcı arıyor. Efendim savcım. Oğlum sen ne yapıyorsun ya? Ha? Ne yapmışım savcım? Ya ne demek
Biz kaç kere konuştuk bunu ya? Ben seni daha kaç kere uyaracağım oğlum ya? Allah Allah, inadına mı yapıyorsun? Savcım, ben de seninle o konuyu konuşacaktım. Ben söyleyecektim sana. Ulan neyi söyleyecektin? Neyi söyleyecektin? Ben o telefonu sana babanla konuş diye mi verdim? Zırt pırt ara diye mi verdim o telefonu? Ha savcım sen. Ha. Tamam savcım, anladım şimdi. Ben de başka bir şey var zannettim de. Daha ne olacaktı ya? Daha ne olacaktı? Beni bağırtma. Emniyetin önündeyim bak, bağırtma beni. O adamı aramayacaksın. Öldü sanıyorlar. Baban yok, öldü. İnsanlar öyle sanıyorlar. Yaşadığını öğrenirlerse bütün planımız, kurduğumuz bütün sistem çöker. Anlamıyor musun? Doğru söylüyorsun savcım. Tamamdır, hak veriyorum. Ne işte, ne oldu da aradın ya? Bu kadar önemli ne oldu? Önemli bir şey mi vardı? Ne oldu? Sana bahsettiğim savcının kızını bir görmeni istedim. Yaşadığını en başından beri biliyorum. Merhaba, hanım kızım. Selçuk Bey. Yok, önemli de değildi savcım. Değildi bir de, bari önemli olsaydı ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah, bir daha bitti. Sakın, sakın böyle bir şey yapmayacaksın, tamam? Tamam, tamam. Bir daha yapmam böyle bir şey savcım da. Sen ne yapıyorsun, evde misin? Ya da eve mi geçiyorsun, ne yapıyorsun? Evet. Eğer zamanın varsa seninle böyle bir mevzu vardı, onu konuşacaktım savcım. Mevzunun kalitesine göre değişir, hayırdır, ne oldu? Ya yüz yüze konuşmamız lazım savcım. Ben eğer sen şimdi eve geçiyorsan, geleyim o zaman diyorum eve. Ne diyorsun? İyi tamam, kapat. Münir Bey, Akgün şimdi savcının evine geçiyor. Halil Sadi Bey'in dikkatini çekecek bir şeyler duyduk. Tamamdır. Dinlemeye devam diyor. Bu ne güzel sürpriz. Sabah sabah rahatsız ediyorum ama geçerken bir uğradım. Müsait misin? Senin için her zaman. Olur mu öyle şey? Geç lütfen. Bu ne surat? Ne oluyor? Moralin bozuk senin? Çok mu belli oluyor? Yapabileceğim bir şey var mı? Anlatsana ya. İnsan beklemediği birinden darbe yiyince anlatması zor oluyor. Boş ver. Ben asıl Kaan için geldim Fatih. Onun adına özür dilemek için. Geçen akşam sana çok ayıp etti. Terapisim aşk olsun. Gencecik adamım. Bir de gecenin bir köründe annesinin yanında hiç tanımadığı, neydi belirsiz bir adam. Çok tatlısın gerçekten. Ama Kaan çok iyi bir çocuktur. Düşüncelidir, anlayışlıdır. Çok küçük yaşta babasını kaybetti. O zaman bile acısını içinde taşıdı. Yani düşünüyorum da belki o zamanlar yaşayamadığı acısı şimdi su yüzüne çıkıyor. Bilmiyorum ki. Ben bu konuda hiç alınmadım, tamam mı? Lütfen bunu dert etme. Üzülürüm. Asıl sorun ne biliyor musun? Yağmur. Yağmur? Onlar epeydir birlikteler dememiş miydin sen bana? İşte ayrıldılar. Kaan da çok etkilendi bundan. Çünkü severek ayrıldı. Oh, o daha kötü. O yaşlarda aşk acısı her şeyi yaptırır adamı. Atlatması gereken bir dönem bu herhalde. Bak bir şey söyleyeyim, aklıma ne geldi? Burada çalışmak ister mi Kaan? Yani hem okuluna faydası olur hem de benim yanımda işi öğrenmiş olur. Olabilir aslında ya. Dur bir sorayım bakayım. Dur. Bence sen sorma. Sen bana telefonu ver, ben açıp konuşayım. Böylece bana naz da yapamaz. Fatih, harikasın vallahi. Sayende moralim düzeldi. Çok teşekkür ederim. İşte geldik. Geldik. Gitmemi istemiyorsunuz galiba. Elin tuttuğum için mi böyle konuşuyorsun? Yok. Sen bıraksan da ben tutarım. Bu nasıl güzel bir sabah ya. Acaba diyorum Yağmur, ben işe gitmesem mi sen? Şu okulun kapısından girmesen mi? Acaba ne yapsak biz? Nereye götüreceksin beni? Böyle insanlardan uzak, kimseyle olmadığım yere. Hep böyle mi olacak Akgün? Yani babamla konuşmadan biz insan içinde görüşemeyecek miyiz? Yağmur. Sen yine bir ayrı mı duracaksın benden? Öyle değil de işte yani insanların gözüne sokarak görüşmeyeceğiz, en azından altını çizmeyeceğiz yani. Gizli yani. Ya zaten niyetler belli. Oradan kafamız rahat, yanlış mı? Şimdi biz bunu söyleyip onayını aldıktan sonra da zaten göğsümüzü gere gere dolaşırız, ortalıkta gezeriz. Tasalanma. Her şey düşünülmüş.
görüşürüz. İyi dersler. Sakin ol bak yeter. İyice manyağa bağladın farkında mısın? Kaan şu meselenin peşine bırakman lazım artık. Bırak bir sal artık. Ortada bir mesele yok kardeşim. Anladın mı? Olamaz da. Alo? Kaan'cığım merhaba ben Fatih. Fatih? Fatih abi. Evet. Annenden aldım telefonunu. Yağmur, yarım saattir susuyorsun, farkında mısın? O kadar çok konuşacak, söylenecek şey var ki. İlk defa yaşıyorum bunu, çok tuhafmış. Ya ben de. Ben de ilk defa yaşıyorum. Bak bana desen ki eğer, şu karşı adaya git gel Akgün desen bana, hiç sorgusuz kıyafetlerimi direkt alırım suya. Öyle bir etkin var üstümde Yağmur. İstediğin her şeyi yaptırabilirsin yani bana. Allah Allah. Nasıl bir etkin varmış üstünde bir anlatsana. Sanki böyle ben bir cümleye başlamışım, yarım bırakmışım da cümleyi sen tamamlamışsın gibi bir etki. İnsan ilk defa yaşadığı şeylerde çocuk gibi hissediyormuş. Bariz. Yani ben de ilk defa yaşıyorum böyle bir şey. Daha önce hiç böyle hissetmedim. Gerçekten. Ben insanlar abartıyor zannederdim bu aşkı. Ama değilmiş. Hı hı. Hatta anneme de çok kızardım. Madem bu kadar üzülüyorsun, bu kadar yoruluyorsun, niye vazgeçmiyorsun babamdan derdim. Annem gibi olmayacağım dedim kendime ama. Ben de sadece gibi olmayacağım. Onun yaptıklarını yapmayacağım. Seni hiçbir zaman bir yerde bırakıp başka bir yere gitmeyeceğim. Konu, durum ne olursa olsun seni yalnız hissettirmeyeceğim. Sen bugün bir susuyorsun Yağmur. Bu evlilik muhabbetine takıldın değil mi sen? Seni biliyoruz. Normalde olsa içinde tutmaz söylersin. Ama böyle cımbızla o kelimeyi çektin aldın cümlenin içinden. Yani evet Akgün. Sence de biraz hızlı gitmiyor muyuz? Bak daha yeni sevgili olduk. Biraz zaman geçirelim, birbirimizi tanıyalım. Yani acele etmeye gerek yok. Yani sırf babamı mutlu etmek için bunu yapmaya mecbur değiliz. Yağmur bu bir mecburiyet değil ki. Ben senin hayalini kurdum kuralı. O ilk andan beri taktım yüzüğü parmağıma. Bu bir mecburiyet değil. Ama ne diyeyim savcıma? Ne yapayım? Gidip şunu mu söyleyeyim? Ben kızınla sevgili olmak istiyorum. Hayır bunu söyleyemem savcıya. O zaman başka bir şey olur. Bunu soramam savcıya. O yüzden ben niyetten bahsediyorum. Yolun sonundaki kapıdan bahsediyorum. Yani esas niyetim bu savcım demek istiyorum ben savcıma ki doğru yoldan, direkt yoldan beni anlasın. Öbür türlü böyle lafı dolandırarak anlatmak gibi oluyor. Bana biraz ters kalıyor. Şimdi evleneceğiz dedik diye yarın evlenecek halimiz yok. Bunun bir evresi var, bir süreci var. Sözü var, nişanı var. Gezmesi, tozması var. Tanıması var, kaynaşması var. Tanımadan olur mu hiç Yağmur? Hem böyle mi teklif ederim ben sana? Baştan beri olayın, mevzunun nereye gideceğini, nereye evrileceğini tarif ediyorum ben sana. Krokimizi anlatıyorum yani sana. Yapacağımız planlardan bahsediyorum sana. Niyet bu. Niyet evlilik. Ne denir, nasıl söylenir? Yok, haklısın. Sen şimdi bunları düşünmemeye çalış. Çünkü bunları konuşacağımız, paylaşacağımız, üzerine kafa patlatacağımız bir sürü an olacak Yağmur, bir sürü. Sen şimdiden düşünme bunları. Şimdi sen şunu düşün, Last Summer'ı düşün. Açmışız mekanımızı. Gümbür gümbür tutmuş.
İğne atacak yer yok mekanda. Kalabalıktan yıkılıyor. Atmışız kendimizi dans pistine. Bir taraftan müşterilerle ilgileniyoruz. Bir taraftan dans ediyoruz. Bir taraftan gelenlere hoş geldin diyoruz. Gidenlere güle güle diyoruz. El ele, göz göze. Babandan da onayı almışız tabii. Dayağımızı yemişiz. Tam sen alıştın. Ne oldu, sen bir güldün. Oluru var mı? Yağmur kara. Oluru var. Olmaz mı? Bence de var. Ama bak, bana söz ver. Babamla konuşmadan önce gelip bana bir haber vereceksin, tamam mı? Çünkü benim kendimi hazırlamam lazım Akgün. Öncesinde benim de bir hazırlığım var Yağmur. Koskoca Cumhuriyet Savcısının biricik kızına talibiz. Yağmur Kara'ya. Öyle kolay değil. Emri vaki yok. Yok, tamam.